Merhaba arkadaşlar, Otokolik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere araçlarımızda yakıt tasarrufu sağlayabileceğimiz 10 önemli husustan bahsedeceğim. Şimdi bu bahsedeceğim hususları tabii ki birçoğumuz biliyoruz ve bunları uyguluyoruz, bundan eminim. Fakat ben bu maddeleri bilmeyenlerin de olabileceğini düşünerek böyle bir video çekmek istedim. Ve umarım bu video birileri için faydalı olur. Şimdi ilk olarak aracımızı hareket ettirmeden önce aracımızın içerisinde bulunan ve kullanmadığımız eşyalarımızı boşaltarak arabamızın daha hafif bir hale gelmesini sağlamak. Aracımız ne kadar hafif olursa hareket etmek için uygulayacağı performans ve güç o kadar az olacağından dolayı yakıt sarfiyatı sağlayacaktır. İkinci husus, aracımızın jant ve lastik ebatlarının orijinaline uygun olması gerektiğidir. Orijinaline uygun olmayan jant ve lastik ebatları aracımızın daha çok yakıt yakmasına sebep olacaktır. Bunun yanında lastik basınçları da önemlidir arkadaşlar. Lastik basınçlarını da olması gerektiği seviyede ayarlamamız gerekiyor. Bunu kontrolünde ayda bir kez yaparsak uygun olacaktır. Üçüncü husus, araç kullanırken agresif hareketlerden kaçınmaktır arkadaşlar. Yani ani gaza ve frene basmaktan kaçınıldığı takdirde aracımızın yakıt sarfiyatı düşecektir. Dördüncü husus, doğru viteste ilerlemek. Yani örnek vermek gerekirse 3. viteste gitmemiz gereken bir yolu 2. viteste gitmememiz bizim aracımızın yakıt tasarrufu sağlayacağı anlamına gelmektedir. Bunu da nasıl ayarlarız arkadaşlar? Aracımız manuel vitesse 2000 devir ile 3000 devir arasında ilerlemek doğru vites kullandığımız anlamına gelebilir. Buna dikkat ederek yakıt tasarrufunu sağlayabiliriz. Beşinci husus, radyo ve teyp kullanımıdır arkadaşlar. Bu ne demektir? Yani mümkün olduğu kadar radyo ve teybi açmamak aracımızın yakıt tasarrufunu sağlayacaktır. Belki bu söylediğime şaşıranlar ya da inanmayanlar olabilir. Fakat radyo ve teyp kullanımı aracın yakıt sarfiyatını artırır arkadaşlar. Altıncı husus, yüksek hızlarda camların kapalı tutulmasıdır arkadaşlar. Yüksek hızlarda giderken camlar açık olduğu takdirde içeriye rüzgar alacağından bu aracın süratini engelleyecektir. Bundan dolayı yakıt tasarrufunu artıracaktır. Yüksek hızlarda giderken camları kapalı tutmakta yakıt tasarrufunu düşürecektir. Yedinci husus, klima kullanımı arkadaşlar. Klima kullanımını minimuma indirdiğimiz takdirde veya zorunlu hallerde klimanın otomatik modunda çalıştırmak aracımızın yakıt tasarrufunu sağlayacaktır. Bunun yanında klima bakımını da ihmal etmememiz faydamız olacaktır. 8. husus, vitesi boşa atmakla alakalı arkadaşlar. Genelde bunu uygularız hepimiz. Yokuş aşağı inerken vitesi boşa atarak yakıt tasarrufu sağladığımızı düşünürüz. Fakat bu yanlıştır. Vitesteyken araç ayağımızı gazdan çektiğimizde yakıt sarfiyatı sıfıra düşecektir. Bu şekilde yakıt tasarrufu sağlanır. Vitesi boşa alarak yakıt tasarrufu sağladığımızı düşünmek yanlıştır. 9. husus, trafik ışıklarına yaklaşırken kırmızı yandığını gördüğümüz anda aracımız vitesteyken ayağımızı gazdan çekerek arabamızı mümkün olduğu kadar yavaşlatıp belli bir mesafeye geldiğinde de frene basarak durmak yine aracımızın yakıt tasarrufunu sağlayacaktır. 10. ve son husus, arabaların bakımlarıyla alakalı arkadaşlar. Arabalarımızın bakımlarını yaptırdığımız takdirde arabalarımız hem daha az yakacaktır hem de bize sorun yaratmayacaktır. Unutmayalım ki bakımsız araçlar hem çok yakar, hem az kaçar, hem de sorun yapar. Bu sorunlarla karşılaşmamak için arabalarımıza mümkün olduğu kadar bakalım, bakımlarını yaptıralım ve onlara değer verelim. Arabalarına değer veren herkesi kanalıma abone olmaya bekliyorum. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir beğen tuşuna basarsanız mutlu olurum. Herkese hayırlı sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.